sağlık konusunda söylediğiniz daha evvel her söylediğinizin çıktığı gibi inşallah 1300'ü aştı söylediklerinizin gerçekleştiği. Bugünkü gazete haberini okuyorum. Hastanede vefat edenlerin borçları tahsil edilmeyecek. Bu karara varıldı. Siz 3 yıl önce söylemiştiniz hocam. Kur'an'da borcu olanın borcunu affetme vardır. Yani asıl sistemde bunun olması gerekir. İşin doğrusu borçların affedilmesi demiştiniz. Sağlık alanında da hastadan para alınmaz. En kaliteli, en güzel hastaneye gidecek. Birinci sınıf hastaneye gidecek. Kanser hastası. Orada aslanlar gibi tedavi olacak. Hürmet görecek. Sevgi görecek. Hatta onun güzel geniş salonlarında oturacak. Hastadan para alınmaz. Bunu biz milli bir terbiye olarak alacağız. Bu asla kabul edilecek bir şey değil demiştiniz. İnşallah kademe kademe gerçekleşiyor hocam. Ya kardeşim, şimdi ben bu haberi okudum, içim burkuldu. Diyor ki fakir aileden diyor öldüğünde parası alınmayacak adam hastaneye. Yani çok özür dilerim, lütuf gibi ya. Ya kardeşim, bu lütuf mu? Zaten alınmaz. Bunu söylemeye bile gerek yok ya. İnşallah. Lan fakir adam, fakir insan, garibim, hastanede vefat etmiş. Bir 100 milyar borcunuz var. Ya kardeşim, bu ne biçim laftır ya? Yani bana söylemese ben bunu hakaret olarak kabul ederim. Çok acayip bir laf bu yani. Bu nasıl bir söz ya? Tabii alınmaz ya. Ne alınacak? Bunu ilana ne gerek var ayrı? Zaten olmayacak bu. Hem de gariban, bak gariban, fakir. Fakirin zaten parası yok ki ya. Olsa, ya hakikaten zengin olsa tamam, normal, çünkü alırsın. O parayla başka hastalara bakarsın. Ama ben daha önce de söylemiyorum. Kanser hastasından sureti kadar, kanser zaten çok ağır bir hastalık. O şahısta çok derin etki yapar o kanser. Annesini, babasını, çocuğunu, herkesin neşesini kaçırabilir bu. Ama biz onları korur kollarsak neşeleri yerine gelir. En kaliteli hastaneler onlar için olsun.